Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Asus'un Fan Expert 3 özelliği sayesinde kasamızdaki fanları nasıl optimize edeceğimize bakacağız. Kullanıcıların çok sorduğu bir soru, kasamdaki fanlar yüksek ses çıkartıyor ya da daha hızlı çalışmalarını istiyorum. Bunları nasıl ayarladın? Evet Ali. Şimdi Asus'un bilgisayarlarında beraberinde gelen AI Suite 3 diye bir yazılım var sevgili evet, izleyiciler. Bunu kurduysanız buradan görebileceğiniz üzere AI Suite 3'ün içerisinde böyle bir ekran var karşımızda. Bu yazılım bize fanları ayarlama imkanı sağlıyor. Şu an topladığımız sistemde, bu testi yaptığımız, bu rehberi hazırladığımız sistemde yeni Skylake sistem toplama rehberimizde görebileceğiniz yeni bilgisayar. Makalemizdeki bağlantıdan ulaşıp bütün özelliklerini, parçaları nasıl toplandığını görebilirsiniz. Recep, yazılım burada. Amacımız belli. Şu fanları şu an yüksek devirde çalıştırıyoruz. Evet. Bunun sesini nasıl kısacağız? Kullanıcılar bunu nasıl ayarlayacak? Bunun devrini mi bileceğiz? Kafamıza göre bir ayar mı yapacağız? Kullanıcılar farklı bilgisayarlarda farklı soğutma sistemleriyle bu ses olayını nasıl ayarlayacaklar? Ali, Fan Expert 3'ün olayı bu işlemi tamamen otomatik gerçekleştirmek. Şimdi bu olayı nasıl yapıyoruz? Gelin birlikte bakalım. Buradaki Fan Expert 3 kısmına tıklıyoruz. Akabinde burada sol altta Fan Tuning var. Fan ayarlama. Evet, buna tıkladıktan sonra devam etmek istiyor musunuz diye bir soru soruyor bize. Evet diyoruz. Sistemdeki fanları şimdi tanıyor. Evet Ali. Sistemdeki fanları sevgili izleyiciler anakartın üzerine bağladığımız için bilgisayarımızın anakartı veri elde edebiliyor. Yazılım buradan fanları tanıyabiliyor. Bu sayede fanların kaç devirde çalıştığını, ne kadar soğutma sağladığını ölçüp yazılım sayesinde optimize ediyor. Evet. Olay aslında gayet basit. Ali şimdi biz de fanların gerçek zamanlı olarak nasıl optimize edildiğini izleyelim. Evet, ekrandaki bar bir yandan ilerliyor sevgili izleyiciler. Bu işlem zaman alıyor. Birkaç dakikanızı ayırmanız, o esnada bir çay demlemeniz ya da kahve hazırlamanız yerinde olabilir. Ama biz oturduk, izliyoruz çünkü nasıl olacak merak ediyoruz. Evet, burada şu anda yazılım anakartın fan portuna farklı elektrik vererek fanın ne kadar devirde döndüğünü kontrol ediyor sürekli. Yani fan devri elektriğin voltajı ayarlanarak mı yapılıyor hocam? Evet Ali. Fanın dönme hızı değiştiriliyor sevgili izleyiciler. Bu fan dönme hızı şu an bayağı düştü. Çünkü kulağımıza gelen ses ciddi şekilde azaldı. Şu anda net bir biçimde fanın yavaşladığını görebiliyoruz. Evet, bariz şekilde yaprakların artık döndüğünü seyrediyorum buradan Recep. Biz burada su soğutma sistemi kullandık ama gördüğünüz gibi radyatörü bir fan soğutuyor. Fan şu an tamamen durdu. Evet. Fanı kendisi durdurdu. Takip ediyor sıcaklığın ne kadar yükseldiğini ölçüyor. Mühendislerin yazılımı hazırlarken arka planda belirlediği bazı değerler var. Belirli sıcaklık seviyelerinin üzerine bilgisayarı çıkarma diyor programa. Programda buna göre şu an ölçüyor sıcaklık ne kadar zamanda ne kadar yükseliyor. Buna göre kendi ideal fan devrini bulmaya çalışıyor. Deneme yanılma yapıyor. Bu esnada bilgisayarımıza bir zarar gelmesi riski var mı Recep? Hayır Ali, herhangi bir risk söz konusu değil. Yani kesinlikle ısınmadan kaynaklı bir problem olmayacak sevgili izleyiciler. Bu hiçbir yan etkisi olmayan son derece doğal bir işlem. Şu an fanlarımız hızlanmaya tekrar başladı. Şimdi Ali, Fan Expert 3 fanı analiz etti. Evet, karşımızdaki manzara nedir, ne anlatıyor? Burada Ali bize diyor ki %0'da zaten hiç çalışmıyor fan, dönmüyor. %10 güç verdiğimde yine dönmüyor. %20 güç verdiğimde de dönmüyor. %30 güç verdiğimde 717 devirle dönüyor. Yani ben bu fana ne kadar güç verirsem ne kadar devirde döndüğünü rahatlıkla tespit edebildim. %100 güç verdiğim zaman 2392 devirde, yani takribi 2400 devirde döndü. Bu dakikadaki dönüş sayısı değil mi Recep? Evet Ali. Dakikada fan kaç tur yapıyor onu ölçüyor, biçiyor. Peki bir de tablo var karşımızda. Maximum speed, minimum speed, burada çeşitli güç değerleri var. Bunlardan ne anlayacağız ya da bu adımdan sonra ne yapacağız? Ali burada zaten en yüksek hızı belirtiyor. Akabinde en düşük hızda 384 RPM, yani 384 devirde döndüğünü görüyor. %16'dan aşağıda güç verdiği zaman fan tamamen duruyormuş. Bunu belirtiyor bize. Bir de controllable range var, yani kontrol edilebilir aralık. Bahsettiğimiz gibi %20 ile %100 arasında bu fanı kontrol edebiliyorum diyor. Bunun böyle ölçülmesinin sebebi sevgili izleyiciler, her kullanıcının farklı bir soğutma sistemi kullanma ihtimalinin olması. Şimdi genel yaygın üreticilerin ürettiğinin haricinde bir de kenar köşe üreticilerin ürettiği ne olduğu belli olmayan soğutucular var. Evet. Özellikle onlarda sistemin denemesi çok önemli. Şimdi bu sadece bir tane fan için rapordu. Bizim sistemde iki tane fan var. İkinci fan nerede hocam? İkinci fan kasanın önünde. Bu bizim pompanın fanıydı. Şimdi devam edelim. Devam ettiğimiz zaman burada ikinci bir portta bir fan yok diyor. Çünkü bizimki SS fan 3'e bağlı ya da CH fan 3'e. Burada da bir şey yok diyor. Hatta yazıyor. Chassis fan 3. Chassis fan 3'e bağlamıştık hatırlarsan ön fanı. Evet, ön fanı buraya bağlamıştık.
Buraya tıkladığımız zaman ön fanın karakteristiğini de görüyoruz. Ha, yani biz işlemcinin fanına odaklandık ama aslında kasamızda bağlı olan bütün fanları kontrol etmemizi sağlıyor. Kesinlikle Ali. Yani önemli nokta sevgili izleyiciler, anakartın üzerinde bol fan bağlantısı var bu anakartta. Burada Z170 Pro Gaming anakart kullandık olsun. Bu anakartın üzerine bağladığımız fanları yazılım ile kontrol ediyor ve hepsini birden yapıyor. Bu fanın karakteristiği biraz daha farklı. Evet, şimdi bunların çapları genel olarak benzese de içlerindeki yataklara kadar pek çok nokta değişiyor. Sevgili. Kesinlikle öyle. Bilyası bile farklı olabiliyor. Bu bağlamda mesela bu fanın, öndeki fanın 1395 RPM hıza ulaştığını görüyoruz en fazla. Evet, gerçekten daha yavaş bir fan. Baktığımız zaman bundaki aralık %27'ye çıkmış hacım. Evet Ali, buna biraz daha fazla enerji vermek gerekiyor döndürebilmek için. Şimdi bundan da anlıyoruz ki biz hiçbir şekilde kasamızdaki fanlar zaten %20'nin altına düşmeyecek. Zaten mantıklı olarak baktığın zaman Recep, %0'da çalıştıracak olsak devamlı o fanı takmazdık. Evet. %10, %20 bunlar normal değerler. Peki başka neler var? Biraz daha bakalım buraya Recep. Ali, başka bir tane fan yok. Bu bağlamda burada solda geri tuşuna basıyoruz. Ve bize burada artık sessiz, standart, turbo, full speed seçeneklerini efektif bir şekilde kullanma imkanı sunuyor yazılım. Evet, şimdi burada low profile ve save profile diye de seçenek var sevgili izleyiciler. Şu an yaptığımız testi, şu an yaptığımız ayarı yükleyebiliriz ya da öncesinde bir save profile olarak kaydedebiliriz. İstersen öncesinde bir isim girip bunu kaydedelim Recep. Bir teknopat olarak bunu kaydediyoruz. Daha sonra load profile tıkladığımız zaman bu yaptığımız ayarları tekrar geri yükleme imkanımız olacak. Buradan yüklemeyi yaptıktan sonra bir saniye durup dinledim Recep. Fan sesinde hiçbir değişiklik olmadı sevgili izleyiciler. Evet, şu anda gayet sessiz bir şekilde ayarladı zaten otomatik fan tuning. Recep, bunu da kontrol etmek lazım. Çünkü bütün yazılımlar bu, biliyorsun, teoride mükemmel çalışıyorlar. Hani profili kaydediyorsun ama teoriden pratiğe fark oluyor. Yüklediğin zaman bazılarında tekrar bazı şeyler saçmalayabiliyor. Burada öyle bir şey olmadı sevgili izleyiciler. Pratikte tuttu yani. Evet, şimdi Ali, sağ altta da zaten çalışma devrini görüyoruz. Şu anda CPU fanımız 1053 RPM'de çalışmakta. Bu gerçekten de fanın kendisi. CPU optional pompamız mesela. Pompamız 2000 RPM'de çalışıyor. Gayet güzel. Temperature'a bakıyoruz. 32 derecede sevgili izleyiciler. Voltaj değerleri var. CPU core voltajından frekansına kadar pek çok değer görebiliyoruz. Tabi bunlar işin ekstrası. Şimdi de bir tane daha genel kullanıcılar, izleyiciler için sorun var. Biz bu ayarı yaptık. Fanların devri düştü. Sistem sessizleşti ama biz buna yük bindirdiğimiz zaman bu fanlar yine kısık mı kalacak? Sıcaklık yükselecek mi? Yoksa otomatik ayarlanacak mı? Bu tamamen otomatik ayarlanacak Ali. Yani sevgili izleyiciler, bir konuda endişe etmenize gerek yok. Sisteminizde hız aşırtma da yapsanız, yük bindiren uygulama da çalışsanız, bu ayarı yaptıktan sonra fanlarınız yük yokken sessiz, yük varken devir doğal olarak artacak ve fanınızın yapısına, tipine, kanat şekline göre, aerodinamiğine göre çıkan ses değişecek. Evet, FanExpert 3 sayesinde sistemimiz artık gayet sessiz çalışıyor. Recep, bu yazılımın daha önceki sürümleri de vardı. Ancak her soğutucuyla mükemmel çalışmıyordu. Yani FanExpert 3 ile birlikte sevgili izleyiciler, yazılımın geliştirildiğini ve mesela örnek olarak kullandığımız sıvı soğutma sistemiyle, hatta kasanın standart fanıyla da sorunsuz çalıştığını doğrulamış olduk, test etmiş olduk. Sistem toplamadan sonra hemen bir sesi azaltalım derken çıktığımız yolda bu rehberi de sizlerle paylaşmak istedik. Size topladığınız sistemdeki fanları daha sessiz ama sistemin sıcaklığını, serinletmesini, soğutmasını etkilemeyecek şekilde bu sayede ayarlayabilirsiniz. Testimiz başarılı, yazılımımız güzel çalışıyor. Her türlü sorunuz için ister makalenin altında, ister Teknobat Sosyal'de konu açabilirsiniz. Evet, bir başka rehberin daha sonuna geldik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.